11,5 litre deniz suyu hazırlayacağız. Suyumuz 11,5 litre. Tuzumuz da Buffalo Coral Salt. 11,5 çarpı 0,33 eşittir diyoruz. 379,5. Reflower koral saltlarda 1 litre suya 0,33 gram tuz koyduğumuzda 1023 ile 1025 seviyesi arası veren tuzluğumuz olmuş oluyor. Şimdi 379,5 tuzumuzu koyup suyumuzu hazırlayacağız. Gram tuzumuzu hazırladıktan sonra tuzumuzu suya tek seferde birden atmıyoruz. Yani şöyle yavaş yavaş suyun içinde homojen bir şekilde dağılmasını sağlıyoruz. Sonra ben tuzumu, yani kimileri içerisine bir dalga motoru atarak, ben de şu şekilde bir mille şu şekilde karıştırarak tuzunu hazırlayacağım. Kumumuz Reflower Pearl White Sand. Normalde kumdan çok fazla yıkamıyorum ama akvaryum çok küçük olduğu için kumumuzu da yıkayacağız. Kumumuz bu şekilde. Kumumuzu uzun suyumuzla yıkadık. Suyu berraklaştı. Yavaş yavaş artık akvaryuma koyma aşamasına geçeceğiz. Suyumuz açıldı. Şimdi açılan suyumuzu, tuzlu suyumuzu hazırlamıştık. Reflektometre aracılığıyla şimdi test edeceğiz. 1023-1025 aralığını verdiyse eğer, suyumuz da hazır demektir. Kumumuz hazır, suyumuz hazır. Süreç devam ediyor. Pagos Canyon Max 36. Buradan buraya kadar kalan uzunluğu 36,5. Arkaya doğru 20, yükseklikte 22 ya da burası 22, burası 20 diye hatırlıyorum. Pagosların içinden çıkan kafa motoru şu şekilde, 230'luk bir kafa motoru. Bunu kullandığım takdirde yüzeyde yağlanma oluyor, yüzey emici kullanmam gerekiyor. Ama şöyle bir 320'lik motorla biraz daha güçlü dalga verip yüzeyde şu zamana kadar yağlanma olmadı. Kurulumumuza bu şekilde devam ediyoruz. Akvaryum motora bağladıktan sonra kumumuzu koyduk. Şimdiki süreç akvaryumumuzun suyu, kayası, ışığı, protein skimmer. Bu şekilde sürecimiz devam ediyor. Çok kısa süre içerisinde bu iki akvaryumlarımız kapanıp yeni kurduğumuz Pico'ya sadece belli başlı canlıları geçireceğiz. Şimdi 11,5 litre su hazırlamıştık. Bu bizim yeni hazırladığımız su. Şimdi akvaryumumuzdan, oturmuş suyumuzdan 11 litre su alacağız. Daha sonra buradaki gördüğünüz canlı kayaları, içinde bulunan kayaları alıp akvaryumumuza geçireceğiz. Akvaryumumuza kumumuzu koymuştuk. Şimdiki aşamada suyumuz komple hazır. Suyla akvaryumumuzu aktif hale getireceğiz.
Şimdi dizaynı da yapacağız. Kayalarımızı doldurduk. Sampo sporası da koyduk. Şimdi Zeomix. Şu an kayalar falan su eski olduğu için kum yeni. Amonyak oluşumunu önlemek açısından Aquaforest'in Zeomix'ini çorapla koyup ondan sampa atacağız. Aquaforest Zeomix'imizi bu şekilde sporaksımızı koyduk. Üzerine de Zeomix ilave ettik. Şu an amonyak oluşumlarını engellememiz açısından. Şimdi ışığımızı takıp motorumuzu aktif hale getireceğiz. Evet, akvaryum kurumumuzu tamamladık. Işığımızı, montajını yaptık. Kablo kalabalıklarını burası boş, buraya düzenli bir şekilde koyacağız. Şimdilik sürecimiz böyle. Protein skimlerimizle bağlayıp düzenlemelere devam edeceğiz. Şimdi kurulumumuz bitti, sadece düzenleme kısımları kaldı artık. Akvaryumumuza Aquaforest'in BOS ürününden damlatacağız bakteri olarak. Bu da Aquaforest NP Pro bakteri besini. Bunlarla girişimi yapalım. Yavaş yavaş da düzenlemelerimizi yapmaya başlayalım. Akvaryumumuzu kurduk. Sistemimiz şu an aktif bir şekilde çalışıyor. Protein skimmerımızı aktardık. Tuncu 9001. Işığımız kesil A80. Bu da ışığımızın kontrol ünitesi. Su tamamlamamız Smart Auto hızlı ötürü. Optik lazerli. Bu oda biraz daha sıcak olduğu için cool kontrol fanımızı da koyduk. Gerekli yerlerde çalışmasından dolayı. Şu şekilde sistemimiz şu an aktif, canlıları aktarmaya devam edeceğiz. Konçe sineğilleri geçirdik. Yavaş yavaş mercanların aktarımını tamamlamaya devam edeceğiz. Evet, canlılarımızın aktarımını da yaptık. 2 adet gorgonya, star polip, mantarlar ve 2 adet lider. Şimdi birkaç saat bekleyip bakalım canlılarımız nasıl bir tepki verecek, onu izleyeceğiz.